Evet efendim. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli hazirun. Bugün ve daha sonra bizleri izleyecek değerli arkadaşlar. Burak Derneğimizin Kudüs'e Yürüyüş Yeniden projesi kapsamında düzenlediği Doçent Doktor Abdullah Çakmak Beyefendinin sunumuyla Osmanlı'da Kudüs başlıklı online konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, programımızın hemen başında bir takım duyurularımız var sizler için. Hemen aktarmaya başlayalım, ardından program akışımızı sizlerle paylaşacağız ve konferansımıza geçeceğiz. Görevlerle alakalı materyallere ulaşmak için, merak edilen sorulara cevap bulabilmek için Telegram sayfamıza abone olmanız gerekmektedir. Ve ders yoklamaları ders aralarında sohbet bölümünde paylaşılan link üzerinden alınacaktır. Paylaşılacak bu link üzerindeki gerekli yerleri 15 dakika içerisinde doldurmanız halinde sizler de yoklamaya katılmış olacaksınız. Görevlerle alakalı sorular derslerimizden sonra yani 22:30-23:00 saatleri arasında yine Telegram grubumuzdan paylaşılacak link üzerinden sizler için cevaplandırılacak. Kaydının tamamlanıp tamamlanmadığını merak eden arkadaşlarımız da oluyor. Bu noktada sorular yöneltiyorlar bizlere. Kayıt formunda bulunan gerekli bölümleri sizler de doldurduysanız başvurunuz tamamlanmıştır. Yine spesifik konular olursa sorularınızı bekliyor olacağız. Programla alakalı teknik sorular sohbet bölümünden yazmanız durumunda yine arkadaşlarımız tarafından da cevaplandırılacaktır. Ve çekilişe katılmak için belirttiğimiz şartlarda bir güncelleme yaptık bugün itibariyle. Programa olan yoğun talep ve duyurunun herkese ulaşamamış olabilme durumunu göz önünde bulundurarak 6 derse katılım şartımız vardı biliyorsunuz duyurumuzda. Bu 6 derse katılım şartını da 5 derse katılacak şekilde tekrar güncellemiş olduk. Böylelikle çekilişe katılabilmek için 6 dersin 5'ine sizlerin de katılmanız gerekiyor ve son olarak da sizleri düzenlediğimiz bir kahvaltı programına davet etmek istiyoruz. 27 Kasım 2022 Pazar günü saat 10.00'da 1'e kadar 13.00'a kadar kahvaltı programımız gerçekleşecektir. Nerede? Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da gerçekleşecek program. Kahvaltı gelirlerini de Kudüs seyahatini kazanacak arkadaşlarımızın giderleri için kullanacağız diyelim. Evet değerli arkadaşlar, biz ilk kıblemiz Kudüs'e yürüyüş yeniden projesi Mescid-i Aksa bilincini canlı tutmak, işgal altındaki topraklara ve orada yaşayan Müslümanlara sahip çıkmak, gerekli maddi ve manevi desteği elimizden geldiğince sağlamak adına yola koyulmuş bir derneğiz. Belki birçoğunuz Burak Derneği'nin faaliyetlerinden haberdardır. Kısaca bir hatırlatmış olalım dedik ve derneğimizin vizyon, misyon kısmında, hakkında kısmında yazan çok önemli noktalardan bir tanesidir burası. Malumunuz, biliyorsunuz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Burak'ı vardı ve onunla Mescid-i Aksa'ya ulaşmıştı. Biz de insanımıza Burak olacak bir dernekle yola çıktık. Şunu iyi biliyoruz ki Mescid-i Aksa'nın esareti bizim hepimizin, ümmetin büyük bir ayıbıdır. Bu sorumluluk hepimizindir ve yapılacak daha pek çok işlerimiz vardır. Bizler yoldayız. Yolculuğumuza eşlik edecek yoldaşlara da azığa da ziyadesiyle ihtiyacımız var. Bugün bu program vesilesiyle bu yürüyüşümüzde bizlerle olduğunuz için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kısaca bugün bu programda neler yapacağımıza bir değinelim, ardından programımıza Bismillah diyelim. Biliyorsunuz ki bugün harika bir programın ilk aşamasıyla sizlerleyiz. Hem derneğimiz çalışmalarımız hem de özellikle Kudüs'e Yürüyüş Yeniden projesiyle alakalı bizlere bilgi vermesi için Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Yenihayat Beyefendi'yle kısa bir soru cevap yapacağız. Akabinde Doçent Doktor Abdullah Çakmak hocamızın Osmanlı'da Kudüs konulu online konferansını hep birlikte izleyeceğiz. Mütakiben ise sizlerden gelen soruları Abdullah hocamıza yönlendirip soru cevap faslıyla da Kudüs'e Yürüyüş Yeniden projemizin ilk programını böylelikle nihayete erdirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Yenihayat Beyefendi yayınımızdalar. İlk sorumuzu yönlendirelim. Adem Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Muhammed Bey. Efendim, öncelikle Kudüs'e yürüyüş yeniden projesi için bizleri böylesine güzel bir vesileyle bir araya getirdiğiniz için tabii teşekkür ediyoruz size ve ekip arkadaşlarınıza. Burak Derneği şüphesiz bugüne kadar sayısız faaliyetler yürüttü. Bugün bunların hepsinden bahsedebilme imkanımız yok. Çok uzun vakitler gerekiyor bunun için. Fakat genel hatlarıyla belki Burak Derneği'nden biraz bahsedersiniz. Akabinde de Kudüs'e yürüyüş yeniden projesiyle alakalı bizlerle bir takım bilgileri paylaşmanızı rica ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Burak Derneği 11 yıldır yolda Kudüs'le ilgili çalışmalar yapıyor. Mescid-i Aksa'nın önemi, Müslümanların oraya niçin sahip çıkması gerektiğiyle ilgili olabildiğince farklı alanlarda çalışmalar yapıyor. Konferanslar, seminerler, etkinlikler, yarışmalar. Bunlar genellikle bizim Kudüs bilincini yaygınlaştırmak adına başvurduğumuz faaliyetlerimiz. Bugün farklı bir faaliyeti beraber yürüteceğiz. Kudüs'e yürüyüş yeniden projesindeyiz. Bu proje aslında 2017 yılında başlayan bir proje. Ayşe Kantarcı hanımefendi ve arkadaşları 2017 yılında derneğimizi ziyaret ederek güzel bir proje düşündüklerini, bunu beraber yürütmemiz gerektiğini bize söylediler. Orada Kudüs'e gitme imkanı olmayan öğrencilerimizin nasıl olur da oraya gidebilir, onlara biz destek verebiliriz. Bununla ilgili bir projeydi. Kimi müracaat edenler tamamen ücretsiz, kimileri ücretinin belli bir kısmını Ayşe Hanım ve arkadaşları sağlayarak birçok öğrencimizin, gencimizin Kudüs'e gitmesine vesile olmuşlardı. Biz de onlara Burak olduk. Beraberce bir işbirliği yapmıştık. Bu proje bir süre tabii arada kesintiler oldu, pandemi girdi vesaire. Şimdi tekrar bu projeyi canlandırma fikriyle Ayşe Hanım bizi ziyaret etti. Kudüs'e yürüyüş yeniden olsun, daha bir heyecanla, daha güzel projelerle bunu devam ettirelim dedi. Ve öncelikle bu şu anda başlattığımız projenin başlamasını talep etti. Beraber değerlendirmeler yaptık. O bir takım eğitimler verilsin. Ama bu eğitimler sadece dinlenilmekle yeterli kalmasın. İşin içinde okuma, araştırma, düşünme, hatta sorulara cevap verme gibi Kudüs'ü daha çok benimseyen, öğrenen, çalışan insanlar, gençler, hatta büyük küçük hiç fark etmez. Bunlar olsun, biz bunları sağlayalım. Kudüs'e de götüreceksek bunları götürelim. Yani bir emek harcansın, bir çaba gösterilsin. Peşinden de bu çaba gösterdikleri, öğrendikleri, tanıdıkları Kudüs'ü gidip görsünler diye bir projeyle geldiler. İnşallah bu projenin sonunda 10 tane nasibi olan kardeşimiz Kudüs'ü ziyaret edecek. Buna gitmeden önce de bu eğitimlerden geçerek Kudüs, Mescid-i Aksa bir Müslüman için ne ifade eder? Bunu yeterince öğrenmiş olacak. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Şimdilik sanırım projemizle alakalı aktaracağımız bilgiler bu kadar. Ben şöyle Cevaplanması yapalım gereken şeyler Muhammed varsa Bey, Abdullah buyursunlar. Hocam birazdan seminerine başlayacak. Ondan önce bu etkinliğe 6 tane çok değerli, çok kıymetli hocamız sunum yapacaklar. Bu hocalarımızın tamamı Kudüs konusunda oldukça duyarlı, hassasiyet gösteren hocalarımız. Böyle bir teklif geldiğinde hiç tereddüt etmeden fedakarca bunu kabul ettiler. Bugün Osmanlı'da Kudüs bizim için ne ifade eder? Bu konuda bilgi verecek olan Abdullah Çakmak hocamız başta olmak üzere. Bir sonraki hafta Eldar Hasanoğlu hocamız, ardından Muhammed Güngör hocamız, sonra İsmail Altun hocamız, ardından Kudüs'ten bir murabıta katılacak Hatice Hüveysi, son olarak da Ahmet Ağarakçı hocamız. Bunlar Kudüs'le ilgili kendi alanındaki çalışmaları bizlere sunacaklar ve dinleyen kardeşlerimiz de işin uzmanı olan, burada emek harcayan, çaba gösteren, konunun gerçekten mütehassısı olan hocalarımızdan faydalanmış olacaklar. Bu açıdan biz de bu etkinliği heyecanla bekliyoruz. Buradaki derslerimiz de YouTube kanalımızda baki kalacak. İstedikleri zamanda aynı eğitimleri kendileri de dinleyebilirler, başkalarına da
tavsiye ederler. Bu açıdan başta hocalarımız olmak üzere ben onların hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Yine Ayşe Kantarcı hanımefendi ve onun ekibi. Ekibi dedim mesela akşam grubu Zeynep Hanım özellikle derneğimizi ziyaret ettiler. Onlar da bir konserle destek verecekler. Konserden elde edilen gelirler burada 10 kişinin Kudüs ziyaretinin gerçekleşmesi için kullanılmış olacak. Onlara da hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Yine ekip arkadaşlarımız, çaba gösteren herkese ben katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm dinleyen kardeşlerimize istifade edecekleri, hayat boyu faydalanacakları bir eğitimden geçecekleri için, buna katıldıkları için ben teşekkür ediyorum. İnşallah onlar için de çok faydalı olacak. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu projenin arkasında çok güçlü birliktelikler varmış. Vesilenizle bunu da öğrenmiş olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı siz Adem Yeni Hayat Beyefendi'ye ve kıymetli çalışanlarına, ekip arkadaşlarına diyelim. Adem Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz ve Abdullah Hocamız da yayınımızdalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam artık Osmanlı'da Kudüs konulu online konferansı gerçekleştirmek üzere mikrofonu sizlere bırakıyoruz. Bir saat boyunca sizleri dinleyeceğiz. Buyurunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ben de tüm dinleyicileri en içten saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bugün Osmanlı'da Kudüs başlıklı konuşmayı inşallah bir saat boyunca birlikte yürüteceğiz. Ama onun öncesinde tabii ki Burak Derneği tarafından yürütülen Kudüs'e yürüyüş yeniden projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu program dahilinde birçok katılımcı yepyeni bilgilerle Kudüs'ü daha doğru bir şekilde, daha yakından öğrenme fırsatı elde edeceklerdir diye düşünüyorum. Bizim Burak Derneği ile ilk temasımız bundan yaklaşık 5 sene önceydi. Nuraniye Belediyesi ile birlikte organize ettiği bir sempozyum vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ve bu sempozyumda da oldukça değerli tebliğler sunulmuş ve Kudüs'le ilgili yapılan araştırmalara yenileri eklenmişti. Bu yönüyle Burak Derneği'nin Kudüs'e dair yapmış olduğu çalışmaları da yakından takip ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum bu projenin de. Evet, şimdi Osmanlı'da Kudüs dediğimiz zaman tabii ki yaklaşık 400 yıllık bir hakimiyet sürecinden bahsediyoruz. Bu 400 yıllık süreçte yaşanan gelişmelerin tamamını bir saatlik bir konferansta verebilmek, bunu sığdırabilmek pek de mümkün değil. Ama biz bugün burada ana hatlarıyla Osmanlı yönetiminde Kudüs'te neler yaşandığına dair bir takım bilgileri paylaşabiliriz. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tüm katılımcılarımız Osmanlı yönetimindeki Kudüs'te 3 maddeye dikkat çekeceğim. Bu 3 maddeyi aklınızda tutarsanız programın tamamında anlatacağım hususlara bu maddelerin arka planında bakarsanız sizin için faydalı olacaktır. Bunlardan ilki siyasi himaye. Yani Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e yönelik siyasi himayesi. Bir ikincisi ekonomik sahiplenme. Osmanlı Devleti Kudüs'te yaşayan özellikle Müslümanlara nasıl bir ekonomik sahiplenme uyguladı? Üçüncüsü ise kutsal mekanların imarı olacaktır. Tabii benden sonraki haftalarda Kudüs'le ilgili işte Yahudilikte Kudüs, Hristiyanlıkta Kudüs, Müslümanların zihninde Kudüs'le ilgili birçok sunum gerçekleşecek ama hepimizin bildiği üzere Kudüs sadece Müslümanlar açısından değil, diğer semavi dinler yani Yahudilik ve Hristiyanlık açısından da kutsal kabul edilen ve bu bakımdan da Osmanlı döneminde de birçok gayrimüslim vatandaşın, gayrimüslimin yaşadığı bir mekan, kutsal mekan. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin sadece Müslümanlara yönelik değil, gayrimüslimlere yönelik politikaları da burada
dikkat çekmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, öncelikli olarak siyasi himayeden başlayalım. Yani Osmanlı Devleti 400 yıl boyunca burada nasıl bir idari sistematik benimsedi, bunu ortaya koyalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki hakimiyeti hepimizin malum olduğu üzere 1517 yılı itibariyle, yani 1516 yılının sonu veya 1517 yılının başı diyebileceğimiz Yavuz Sultan Selim'in burayı Memlüklerden ilhakıyla başladı. İşte 1516 senesinin sonu itibariyle Kudüs'te başlayan Osmanlı yönetimi yalnızca 1831 ve 1841 yılları arasındaki bu 10 yıllık süreçte Kavalalı Mehmet Ali Paşa dönemi hariç İngilizlerin 1917'deki işgaline dek yaklaşık 4 asır, yani 400 yıl boyunca kesintisiz devam etti. Osmanlı yönetiminde çoğu zaman sancak statüsünde kalan Kudüs'ün bağlı bulunduğu merkez zaman zaman değişiklik gösterdi. Buna bakacak olursak 1516 ila 1831 yılları arasında Kudüs'ün Şam eyaletine bağlı bir sancak olarak teşkilatlandırıldığını görmekteyiz. 1841 ila 1865 yılları arasında Sayda eyaletine bağlı bir sancak. 1865 yılından itibaren Sayda ve Şam eyaletlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Suriye vilayetine bağlı bir sancak olarak teşkilatlandırılmış ve Osmanlı'nın son döneminde, yani 1872 ila 1917 döneminde ise müstakil bir mütasarrıflık statüsü verilmiştir Kudüs'e. Bu genel çerçeveyi çizdikten sonra Kudüs'ün Osmanlı Devleti'ne bağlanması, yani Osmanlı Devleti'nin Kudüs'ü ilhakı meselesinin ayrıntılarına geçebiliriz. Yavuz Sultan Selim 1512 senesinde tahta çıktıktan sonra biliyorsunuz ki yaklaşık 8 sene kadar tahta kaldı. Yani 1512 ile 1520 yılları arasında tahta kaldı. Ve bu 8 senelik dönemde oldukça büyük fetihler gerçekleştirdi. İşte bunların en önemlileri arasında da Arap vilayetleri bulunmaktaydı. Ama o öncelikle tahta geçtiği andan itibaren ilk projesi Anadolu'daki Şii faaliyetlerini sonlandırmak. Bu yönüyle 1512 yılında tahta çıktıktan sonra, yaklaşık 2 yıl sonra 1514 yılında Çaldıran Savaşı'nı gerçekleştirdi İran Safevi devletiyle ve bu Çaldıran Savaşı'nı zaferle sonuçlandırmasına rağmen Anadolu'daki Şii istilası, Şiilerin Anadolu'daki propagandaları maalesef bitmedi ve Yavuz Sultan Selim ikinci kez Safevi devletinin üzerine yürümek kaydıyla büyük bir ordu hazırladı. Sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra İran'a doğru hareket eden Sultan Selim, Memlük Sultanı, o zamanlar Mısır ve Suriye coğrafyasına hakim olan Memlük Devleti'nin Sultanı Kansu Gavri'nin Mısır'dan Halep'e doğru hareket ettiğini ve hakimiyeti altında bulunan topraklardan Yavuz Sultan Selim'i geçirmeyeceği haberini sultana iletti. İşte içerisinde Mekke ve Medine gibi Müslümanlar tarafından kutsal sayılan şehirlerin de yer aldığı Hicaz, yine Kudüs gibi kutsal mekanın da yer aldığı toprak parçalarına hakim olan Memlükler, bu dönemde Müslümanların hamiliğini, koruyuculuğunu üstlenmekte yetersizdi. Kansu Gavri'nin Yavuz Sultan Selim'e karşı bu hareketi de eklenince, artık bundan sonra 1. Selim seferin rotasını İran'dan Mısır'a doğru çevirme kararı aldı. Şimdi Memlüklerin bu dönemde Müslümanların hamiliğini yürütmekte aciz kalmasının nedeni olarak o dönemde Portekizlilerin özellikle Akdeniz'de yürütmüş olduğu faaliyetlerden bahseder Osmanlı kronikleri ve özellikle Hicaz'da, yani Mekke ve Medine'yi tehlike altına aldığını söyler Portekiz
filoları, deniz filoları. Bu bakımdan Memlük Devleti'nin Müslümanlara karşı bu aciziyeti Yavuz Sultan Selim'i yeni bir sefere doğru iletmiştir diyebiliriz. İşte Halep yakınlarında ilk defa 1516'da Mercidabık Ovası'nda karşı karşıya gelen Osmanlı ve Memlük askerleri bu sefer sonunda Osmanlı Devleti muzafferiyetle ayrılmış ve ardından yaklaşık bir sene sonradan Ridaniye'de gerçekleşen 1517'de Ridaniye'de gerçekleşen savaşın akabinde ise bütün Filistin toprakları, içerisinde Kudüs'ün de yer aldığı bütün Filistin toprakları Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçmiştir. Şimdi kaynaklar Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e ne zaman girdiğiyle ilgili de farklı rivayetlere sahip. Ancak genel kanaat olarak şunu söylemek mümkün. 28 Aralık 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Remle civarındayken Gazze'de Han Yunus mevkiinde bir savaş gerçekleşir. Osmanlı birlikleriyle Memlük ve askerleri arasında bir savaş gerçekleşir ve bu savaştan Osmanlı birlikleri zaferle ayrılırlar ve bu savaşın ardından Filistin topraklarının tamamı Osmanlı hakimiyetine geçmiştir der. Osmanlı kronikleri bu tarihi verir. 28 Aralık 1516. Yavuz Sultan Selim ise 31 Aralık 1516 günü Kudüs'e gelir ve Kudüs'teki kutsal mekanları ziyaret ederek özellikle şehirde bulunan ulemaya ve fukaraya da bolca ihsanda bulunduğu yine Osmanlı kroniklerinin vermiş olduğu bilgiler arasındadır. Yani biz kısaca şunu söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti 1516 yılının sonunda Kudüs'ü ilhak etmiş, Memlüklerden ilhak etmiş ve kendi hakimiyeti altına almıştır diyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti Kudüs'ü ilhak ettikten sonra burada nasıl bir yönetim tarzı benimsedi? Öncelikle Osmanlı Devleti'nin Arap vilayetindeki veya Arap coğrafyasındaki ilk idari taksimatı Şam vilayeti olarak belirlendi ve burası Kudüs'ün de bağlı bulunduğu bu Şam vilayetinde Kudüs sancağı Evrenos Bey oğlu İskender Bey'e tevcih edildi. İlk olarak Evrenos Bey oğlu İskender Bey'e tevcih edildi. Ancak çok da fazla uzun sürmeyen bu yapılanmanın ardından 25 Eylül 1517 tarihinde bütün Filistin topraklarını oluşturan, o günkü Filistin topraklarını oluşturan Gazze, Safet, Kudüs, Kerek ve Nablus Memlüklerin uzun süre Şam Beylerbeyliğini yapan Canbirdi Gazali'ye sancak olarak tevcih edildi. Yani Filistin topraklarının yönetimi eski bir Memlük valisi olan, eski bir Memlük yöneticisi olan Canbirdi Gazali'ye verildi. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin bunu yapmasının arka planında şöyle bir amaç vardı, şöyle bir hedef vardı. Osmanlı Devleti Arap coğrafyasına yeni girmiş, buranın kültürünü, dilini henüz daha bilmiyordu. Yönetim bakımından da çok fazla bu bölgede tecrübeye sahip değildi. İşte bu bakımdan Memlük Devleti'nin eski yöneticilerinden Canbirdi Gazali'ye vermesi tamamen onun bu bölgedeki tecrübesinden faydalanmaya müstenitti diyebiliriz. Canbirdi Gazali'ye verildikten sonra Filistin bölgesi 1520 yılında Yavuz Sultan Selim'in de ölmesinin ardından Canbirdi Gazali burada bir istiklal mücadelesine başladı. Yani bağımsız hareket etmeye başladı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçmesiyle birlikte Canbirdi Gazali ortadan kaldırılarak artık buranın yönetimine merkezden atanan, yani İstanbul'dan atanan yöneticiler getirilmeye başlandı. Şimdi baktığımız zaman 1520 ile 1521 yıllarına ait olduğu iddia edilen veya o şekilde tarihlenen bir defterde Şam vilayetinin sancakları arasında yine
Filistin topraklarında görmekteyiz. Bunlar arasında az önce bahsettiğimiz gibi Gazze, Safet ve Kudüs sancakları Filistin topraklarını oluşturan sancaklar arasında yer almaktadır. Cambirdi Gazali'nin ortadan kaldırılmasının ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın merkezden artık yöneticiler atadığını söyledik. Buna göre kıymetli dinleyiciler, merkezden atanan, Şam vilayetine atanan ilk yönetici Ayas Paşa olmuştur. Ayas Paşa eski Anadolu Beylerbeyidir ve Kanuni döneminde Şam vilayetine Beylerbeyi olarak atanmış ve böylelikle içerisinde Gazze, Safet ve Kudüs'ün de yer almış olduğu sancaklar Ayas Paşa'nın hakimiyetine ya da yönetimine verilmiştir diyebiliriz. Şimdi Kudüs'e bakacak olursak, Kudüs sancağı işte bu bahsetmiş olduğumuz Osmanlı Devleti'nin ilk yönetim tarzında ya da 16. yüzyılın başlarında 3 nahiyeden oluşmakta. Birincisi Kudüs merkez nahiyesi, ikincisi El Halil, yani bugün Halilurrahman şehri dediğimiz yer ve üçüncüsü ise Beni Amr nahiyesi. Ancak daha sonra özellikle 1538 yılına geldiğimizde Beni Amr nahiyesinin kaldırıldığını ve sadece Kudüs ve El Halil nahiyelerinin kaldığını görmekteyiz. Yani nahiye sayısı 3'ten 2'ye düşürülmüştür diyebiliriz. Yine çok fazla ayrıntıya girmeden birkaç isim vereceğim. 1522 yılında Kudüs Sancak Bey'in Kara Hasan Bey olduğunu görüyoruz. Yine bir sene sonra Üveys Bey adlı kişinin Kudüs Sancak Beyliğine getirildiğini görmekteyiz. Şimdi bu şekilde idari taksimatı yapan Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılın ilk yarısında Kudüs Sancağı'nda yaşadığı en büyük mesele Bedevi Arapların isyanı ve haç yollarının güvenliğidir diyebiliriz. Buraya dikkat çekmek istiyorum. 16. yüzyılın başlarında, yani Osmanlı Devleti'nin Kudüs'te hakimiyet kurmuş olduğu dönemde Kudüs'te yaşamış olduğu en büyük sıkıntı Bedevi Arapların, Bedevi'nin ne olduğunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için tekrar edelim. Çölde göçebe hayat yaşayan Arap toplumudur Bedeviler. Yani yerleşik hayat değil de çölde daha çok göçebe hayat taşıyan Arap toplumudur. İşte bu Bedevi Araplarının isyanı ve bu isyanların vermiş olduğu haç yollarına, haç kervanlarına bunların saldırıları bu dönemde yaşanan en büyük problemler olarak karşımıza çıkmakta. Cambirdi Gazali döneminde de bu sıkıntılar için tedbirler alınmış, ancak Gazali'nin isyanı ile başlayan süreç bu tedbirleri sekteye uğratmıştı. Bu yüzden Gazali'nin ölümünden 16. yüzyılın ortalarına kadar geçen süreçte Kudüs'te idari düzenin tam anlamıyla sağlanamadığı ve güvenlik meselesinin yine sancak beylerinin temel meselesi olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple Osmanlı Devleti Kudüs'teki meseleleri halletmek için sancak beyi ve kadı gibi taşra yöneticilerini doğrudan doğruya İstanbul'dan atamaya başlamıştır. Osmanlı yönetim merkezine oldukça uzak bir mesafede bulunan Kudüs'te merkezi yönetimin hissedilen ağırlığı sancağın muhafazasında önemli bir rol oynamıştır. Böylelikle bu dönemde bölgede büyük bir sorun haline dönüşen Bedevi Arap isyanlarının bastırılması, kentte asayişin sağlanması ve devlet görevlilerinin kontrol edilmesi gibi hususlar merkezi yönetimden atanan yöneticiler sayesinde gerçekleştirilmiştir diyebiliriz. Evet, tabii ki Osmanlı Devleti bu süreçte merkezden atamış olduğu yöneticilere yine merkezden sürekli emirler göndererek buranın yönetimini her daim gözetim altında tutmaktaydı. Bununla ilgili bir örnek verecek olursak, mesela 1560 senesinde Kudüs Sancak Beyliğine getirilen Kaytas Bey'e İstanbul'dan gelen iki tane hüküm durumun, yani Bedevi Arap isyanlarının önemini ortaya koyması bakımından oldukça mühimdir. Diyor ki Kaytas Bey'e gelen hükümde, sancağın korunması, yani Kudüs sancağının korunması için sancaktan dışarıya çıkmaması,
Eğer ola ki bir sefer emri falan gelirse, bu durumda sancağın Bedevi Arap saldırılarından korunması için gerekli tedbirleri alması bildirilmiştir. Yani Kaytas Bey'e herhangi bir sefer emri gelirse, askeriyle birlikte sefere katılma emri gelirse, yine de Kudüs sancağında Kudüs sancağının asayişini sağlayacak askeri orada bırakması, yani gerekli tedbirleri alması kendisine bildirilmiştir. Yine 1585 tarihli diğer bir emre baktığımızda, Arap eşkıyasının çokluğundan bahseden bu emirde, sefer emri çıksa bile Kudüs Sancak Bey'in zeamet ve tımar sahipleriyle birlikte sancağın muhafazasında kalmaları emredilmiştir. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz, bu hükümler Osmanlı merkez yönetiminin Kudüs Sancak Beylerine ilk ve asli görevlerinin Kudüs Sancağı'nı muhafaza etmek olduğunu hatırlatmaktadır. Yani bu konuya hassasiyetle Osmanlı Devleti önem vermektedir. Yine Arap isyanlarının, Bedevi Arap isyanlarının önüne geçmek için uygulanan siyasetlerden biri de isyanlara karşı verilen mücadelelerde yararlılık gösteren kimselerin ödüllendirilmesi meselesidir ki bununla ilgili olarak bir örnek ise Kudüs yol ağlarında ve civarında isyan eden Araplara karşı savaşan ve onları bertaraf eden kişiler timar ve zeamet tevcihleriyle ödüllendirilmiştir. Mesela 1560 senesinde Kudüs ve Mısır yollarını keserek bu yollardan gelip geçeni katleden, mallarını yağmalayan Manzur, Beni Said ve Kerim kabilelerine mensup Araplarla yaptığı muharebede 10 tanesinden fazlasını öldürdüğünü ve birçoğunu da yaraladığını bildiren Aclun Bey'i Murat Bey'e 20 bin akçe ile terakki verilmiştir. Yani Bedevi Arap isyanlarına karşı vermiş olduğu mücadelelerde yararlılık gösterenlere ödüller verilmiş ve bunların bu isyanları bastırması teşvik edilmiştir. Yine bu örnekleri artırmak mümkün ama ben her birisini vererek konuyu çok da fazla dağıtmak istemiyorum. Evet. Yine Osmanlı merkez yönetimi, yani Divan-ı Hümayun adıyla bildiğimiz merkez yönetimden, Divan-ı Hümayun'dan Kudüs Sancak Bey'i ve Kadısı'na Arap isyanları hakkında gönderilen emirlerin dışında sancakta yaşanan bazı asayiş sorunlarının giderilmesine dair emirlerin de gönderildiğini görmekteyiz. Bununla ilgili olarak 1565 senesinde Kudüs Sancak Bey'i ve aynı zamanda kadısına hitaben yazılan emirde mesela yasak olmasına rağmen Kudüs'e dışarıdan şarap getirerek satış yapan kimselerin derhal engellenmesi emredilmiştir. Demek ki konuyla ilgili Osmanlı merkez yönetimine bir şikayet ulaşmış. Yani dışarıdan Kudüs'e gizli yollarla şarap sokuluyor ve bunun satışı yapılıyor. Bunun engellenmesi için şikayette bulunulmuş ve Osmanlı merkez yönetimi Divan-ı Hümayun bu konuyla ilgilenmesi için kat'i emrini Kudüs Sancak Bey'ine ve kadısına göndermiştir. Şimdi hani dedik ya, Osmanlı merkez yönetimi yani İstanbul ile Taşra'da bulunan Kudüs arasındaki mesafenin uzaklığı buradaki idari yönetimi oldukça zora sokan unsurlardan biri. Ancak Osmanlı Devleti'nin işte bu merkeziyetçi yönetim anlayışı, yani Divan-ı Hümayun'dan sürekli göndermiş olduğu emirlerle buradaki yerel yöneticilerini kontrol altında tutması Kudüs'teki asayiş olaylarının daha az yaşanmasına neden oluyor. Şimdi yine Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklarda adaleti sağlamak maksadıyla kullandığı yöntemlerden biri de şikayet mekanizmasıdır.
şikayet mekanizması, yani buna göre devlet adamlarına yönelik halktan gelen şikayetlerin dikkate alınarak gerekli teftişler, araştırmalar sonucu iddiaların doğrulanması halinde ilgili devlet adamlarına gereken cezayı vermekteydi. Hepinizin malumudur, Hazreti Ömer de ikinci halife olarak göreve geldiğinde biliyorsunuz valilerini halkın önünde toplar ve halkın valiler hakkında şikayetleri olup olmadığını sorar ve eğer şikayet varsa bunun araştırılması sonucunda eğer doğruysa valiye gereken cezayı verirdi. İşte Osmanlı Devleti de kendisinden önceki devletlerden, İslam devletlerinden tevarüs eden bu sistemi almış ve şikayet mekanizmasını devletin selameti için kullanmayı bilmiştir. İşte bu durumun, yani şikayet mekanizmasının devletin hem hizmet kademelerinde bir iç kontrol yapmasına imkan tanıdığını hem de bölge halkının refah bir yaşam sürmesinin önündeki engelleri kaldırdığını görmekteyiz. Mesela bununla ilgili olarak da bir örnek verelim hemen. Kudüs'te Sübaşı tercümanlığı yapan kişiler hakkında 1564 senesinde Divan-ı Hümayun'a sürekli şikayetler gider. Bu kimselerin eskiden beri, yani bir süredir Kudüs halkına zulmettikleri ve bu sebeple tercümanlık görevinden alındıkları ortaya çıkar. Ancak Kudüs halkı bu kimselerin gayri resmi olarak tercümanlığa halen daha devam ettiklerini ve öncekinden daha fazla halka zulmettikleri yönünde şikayetlerine devam edince bu defa Divan-ı Hümayun bu şikayetler doğrultusunda Kudüs Sancakbey'ine göndermiş olduğu emirle birlikte bu olayların araştırılmasını, eğer suçları sabit ise bunların kesin olarak görevlerine son verilmesini emretmiştir Divan-ı Hümayun. Evet, 16. yüzyılın ilk yarısında yaşanan en büyük problem bu Bedevi Arap isyanları ve haç yolları güvenliği meselesidir dedik. Şimdi 16. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde ise Osmanlı Devleti'nin Kudüs yönetimiyle ilgili olarak öne çıkan bu hususların yanı sıra şehirde yürütülen imar faaliyetlerinin de Kudüs'teki refah seviyesini yükselttiğini görmekteyiz. Şimdi 1. Selim her ne kadar Kudüs'ü ilhak ettiyse de şehri imar etmeye, şehirde bir takım imar faaliyetlerinde, inşa faaliyetlerinde bulunmaya ömrü vefa etmemişti. Ancak kendisinden sonra tahta geçen oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın uzun süren saltanatı döneminde Osmanlı hakimiyeti altındaki diğer bölgelerde olduğu gibi Kudüs'te de oldukça fazla imar faaliyeti gerçekleştirildi. Öyle ki Kudüs'te Kanuni Sultan Süleyman'a ait kitabelerden iki tanesinde şehri ilk defa imar eden Hazreti Süleyman'a nispetle ikinci Süleyman olarak bahsedilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'te birçok hayır eseri bulunmaktadır. Bunlara dair birçok kitabesi yer alır. İşte bu kitabelerden iki tanesinde Kanuni Sultan Süleyman'dan ikinci Süleyman olarak bahsedilir Hazreti Süleyman'a nispetle. İşte bu bakımdan bugün Kudüs'teki Osmanlı varlığının büyük çoğunluğu Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan imar faaliyetlerine dayanmaktadır diyebiliriz. Kanuni'nin Kudüs'te gerçekleştirdiği ilk imar faaliyeti Hazreti Davud'un, biliyorsunuz Kudüs'te Nebi Davud külliyesi yer alır. İşte bu külliyede Hazreti Davud makamının da yer aldığı bu külliyenin bir bölümünü camiye tahvil eder Kanuni Sultan Süleyman. Yani camiye çevirir. Külliyenin camiye tahvil edilen bu kısmı aynı zamanda Hazreti İsa'nın da havarileriyle birlikte son akşam yemeğini yediği salondur. Bunun yanı sıra şehir surları ile Kudüs Kalesi'nin yeniden inşasını gerçekleştirmiştir Kanuni Sultan Süleyman. Kubbetü's Sahre ile Kıble Camii'nin tamirini gerçekleştirmiştir. Kubbetü's Sahre'nin bugünkü haliyle
İznik üslubu Çinilerle süslenmesini sağlamıştır. Ve Beytüllahim'den getirmiş olduğu içme suyuyla ve Kudüs'te inşa ettirdiği 6 çeşmeyle Kudüs'ün su ihtiyacını kökten çözmüştür Kanuni Sultan Süleyman. Tabii ki Kanuni devrinde yapılan imar faaliyetleri bununla sınırlı değil. Bunları çoğaltmak mümkün ama en önemlilerinden bir tanesi de Kanuni'nin eşi Hürrem Sultan'a aittir diyebiliriz. Bugün maalesef bizler Hürrem Sultan'ı bir takım televizyon dizilerinden işte entrikacı bir saray kadını olarak görüyoruz ama Hürrem Sultan'ın gerçekte ne işle meşgul olduğu veya neler yaptığı, Müslümanlar için neler yaptığına bakarsak onun çok farklı bir kimliğe sahip olduğunu görebiliriz. İşte bunlardan bir tanesi de Kudüs'te gerçekleştirmiş olduğu imar faaliyetidir ki Hürrem Sultan 1552 yılında Kudüs'te büyük bir külliye inşa etmiştir. Aslında inşa demeyelim de ihya diyelim. Çünkü bu külliye Memlük Devleti'nden kalan bir saray. Memlüklerin valisi Tunşuk, bir valisinin eşi Tunşuk Hatun Sarayı olarak bilinen sarayı külliyeye çevirmiş Hürrem Sultan. Ve burada cami, medrese, han, ribat ve imaretten oluşan büyük bir külliyeden bahsediyoruz. Bugün hala bu külliyenin imaret dediğimiz o aş evi kısmı çorba dağıtımına, Müslümanların, fakir Müslümanlara çorba dağıtımına devam etmektedir. Bu yönüyle 16. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde büyük imar faaliyetlerinin gerçekleşmesi Kudüs'te yaşayan halkın refah seviyesinin artmasına vesile olmuştur diyebiliriz. Evet, gelelim 17. yüzyıla. 17. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti'nin hemen hemen hakim olduğu bütün topraklarda Celali isyanları adı verilen büyük isyanlar yaşandı. Bir dizi karışıklıklar yaşandı ve özellikle Anadolu'nun doğusundaki asi paşaların ayaklanmaları devlet merkeziyle Arap eyaletleri arasındaki iletişimi yine zora sokmaya başladı. İşte bu gelişmelere bir de hükümetin kendi içindeki kuvvet değişiklikleri eklenince Arap eyaletlerinde merkezi yönetim daha yerel bir sisteme dönüşmeye başladı. Yani az önce bahsetmiş olduğumuz Osmanlı Devleti'nin Kudüs'te hakimiyet kurmasıyla birlikte, Kudüs'ü yönetimi altına almasıyla birlikte burada başardığı merkezi yönetim 17. yüzyılda yaşanan Celali isyanlarının getirmiş olduğu karışıklıkla tekrar yerel bir yönetime dönüşmeye başladı. Öyle ki 17. yüzyıl boyunca Filistin bölgesinde yer alan Kudüs, Nablus, Gazze ve Leccun sancaklarını Ferruhiler, Rıdvaniler ve Turabaylar adı verilen üç büyük yerel hanedan yönetmeye başladı. Ferruhiler, Rıdvaniler ve Turabaylar adıyla bilinen üç büyük hanedan. İşte bu üç hanedan yüzyıl boyunca yani 17. yüzyıl boyunca kendi aralarındaki ilişkilerini de evlilik bağları, Şam eyaletindeki stratejik çıkarlar ve mali iş ortaklıkları yoluyla giderek geliştirdiler ve böylece 17. yüzyılın ikinci yarısında tek bir geniş hanedan haline gelmeyi başardılar. Osmanlı Devleti bu hanedan ittifakının askeri güçlerinden ve Bedevilerle olan iyi ilişkilerinden oldukça istifade etmeyi de başardı. Yani yerel hanedanların burada söz sahibi olması Osmanlı Devleti'nin bunlara karşı bir cephe almasına değil de Osmanlı Devleti'nin bu yerel hanedanların gücünden faydalanmasına neden oldu diyebiliriz. Ancak yine de İstanbul yönetimi yani merkezi yönetim
yerel hanedanların zaman zaman tek başlarına iktidar olma heveslerini, yani bunlar bağımsızlık iddiasında bulunabilirler düşüncesini de her zaman aklında tutmasını bildi ve bu hanedanlara yalnızca devlet politikasının, yani Osmanlı Devleti'nin bölgedeki politikasının temel hedeflerini gerçekleştirme olanağı sağladıkları müddetçe izin verdi. İşte bu kapsamda yerel hanedanların güçlerinin iyice arttığı 17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'daki divanın, yani merkez yönetimin köprülü paşaların başını çektiği vezirleri bu hanedanların ortadan kaldırılarak yerlerine merkezden yöneticiler atanmasının merkezileşme sürecine yardımcı olabileceğini düşündüler. Ancak yerel hanedanların ortadan kaldırılmasında en büyük engeli bu dönemde Haç yolunun güvenliği için oluşturulan ve adına Cerde Askeri Birliği denilen komuta işi oluşturmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin bölgedeki meşruiyeti bakımından önemli bir faaliyet olan Haç yollarının güvenliği için kurulan Cerde Askeri Birliği'nin komutası 18. yüzyılda Trablusşam Beylerbeyi'nin uhdesine verilene kadar Filistin bölgesindeki Kudüs, Nablus ve Safet yöneticilerine bırakılmıştı. Dolayısıyla Haç kervanlarına öncülük eden yerel hanedanlar bölgedeki bedevilerle çok sıkı ilişkiler kurmuşlar ve karşılıklı menfaate bağlı olarak yerel eşrafın da, yani bölgedeki ileri gelen ailelerin de desteklerini almışlardı. İşte bütün bu hususlar köprülülerin, yani köprülü paşaların merkezileştirme siyasetinin önünde büyük engeller oluşturmaktaydı. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz, Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda Kudüs'te hakimiyet kuran bu yerel hanedanlara karşı cephe alması çok da kolay değildi. Çünkü bu yerel hanedanlar özellikle Haç yollarının güvenliğini sağlama noktasında devlete büyük hizmetler sunmaktaydı ve Osmanlı Devleti'nin de bu hizmetlerden vazgeçmeye hiç de niyeti yoktu. Fakat yine de Osmanlı Devleti'nin yerel hanedanların gücünü kırmaya yönelik ısrarcı siyaseti yüzyılın sonuna doğru olumlu sonuçlar verdi ve Kudüs sancağına bu hanedanların yerine İstanbul'dan yeni sancak beyleri atanmaya başladı. İstanbul'dan atanan yeni yöneticilerden bazılarının mevkilerini sırf bir gelir kaynağı olarak görmeleri halka karşı sert ve amansız bir tavır sergilemelerine yol açtı. Yerel hanedanların Kudüs ileri gelenleriyle kurdukları ittifaktan vazgeçen yeni yöneticilerin bu tavırları bu defa ileri gelen aileler ile halkın bütünleşmesine zemin hazırladı. Nihayet artık dayanılmaz bir noktaya gelen bu baskılar sonucunda 18. yüzyılın başında 1703 senesinde Nakibül Eşraf Kaymakamı Muhammed bin Mustafa el-Hüseyni'nin başını çektiği büyük bir ayaklanma yaşandı. Biliyorsunuz Nakibül Eşraflık İslam devletlerinde seyyid ve şeriflerin şeceresini tutan birimdir. Bu dönemde de Osmanlı Devleti'nde de Nakibül Eşraf İstanbul'da bulunur ve bunların işini yapan Taşra'da Nakibül Eşraf Kaymakamı bulunur. İşte bu dönemde Kudüs'teki Nakibül Eşraf Kaymakamı Muhammed bin Mustafa el-Hüseyni'dir. Kudüs'te yaşanan bu gelişmelerde, 18. yüzyılın başında yaşanan bu gelişmelerde onun başını çektiği büyük bir ayaklanma yaşanır. İşte bu da yönetimde görülen bu vahim duruma, bu olumsuz duruma karşı verilen en büyük tepki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sırada İstanbul Merkez Yönetimi Edirne Vakası olarak bilinen ordu ayaklanmasını bastırmakla meşgul olduğundan Kudüs'teki ayaklanmayı, isyanı hemen bastıramaz. Nihayet aradan 2 yıl geçtikten sonra
1705 yılında atanan Yeni Sancak Bey'in emrine verilen 2000 Yeniçeri, 300 Cebeci askeri ve 100 kadar da topçu askeri marifetiyle isyan bastırılır. Böylelikle Kudüs'teki yerel ailelerin, yerel eşrafın siyasal ve toplumsal konumuna yıkıcı bir darbe vurulmuş olur. İsyanın başını çeken Asi Muhammed el-Hüseyni hakkında ise yakalama emri çıkarılarak ve daha sonra da yakalanarak kendisi Asi olduğundan dolayı idam edilir. 18. yüzyılda Kudüs'te yaşanan diğer bir çatışma ise merkezi hükümet tarafından Kudüs Kalesi'ne yerleştirilen Yeniçeriler ile yerel halktan oluşan yerli askerler arasında gerçekleşmiştir. Yeniçerilerin Kudüs'teki şiddet eylemleri Kudüs halkının zaten sürekli beraber hareket ettiği yerli askerlere arka çıkmasına yol açmış. Kudüs halkından aldığı bu güçle yerli askerler de 1731 yılında Yeniçerileri kovarak Kudüs Kalesi'ni zapt etmişlerdir. Olay sonunda Yeniçerilerin İstanbul'dan kendilerini destekleyen bir ferman gönderilmesi talebinde bulunmaktan başka çareleri kalmaz. Bu isyanların ardından Kudüs'ü bir süre daha merkezden atamalarla idare etmeye çalışan Osmanlı Devleti artık sancağı arpalık olarak paşalara tevcih etmeye başlar. Bu atamalarda da Kudüs, Şam vilayetinin bir sancağı olma statüsünü korumaya devam eder. Kimi zaman sancak Şam valisine tevcih edilerek valinin tayin ettiği bir müteselim marifetiyle idare edilir. Yani Kudüs sancağı doğrudan Şam valisine bağlanır. Ancak Şam valisi burayı yönetmez. Kendisi Kudüs'e bir müteselim atayarak Kudüs'ün yönetimini bu şekilde sağlamaya çalışır. Ancak Kudüs'ün işte bu şekilde müteselim eliyle yönetilmesi Kudüs'te ayağının yani eşrafın da yine söz sahibi olmasındaki önündeki engelleri kaldırmaz ve bu dönemde giderek güçlenen Hüseyin'i, Halid'i, Aseli ve Alemi gibi aileler Kudüs'teki önemli idari görevleri uhdelerine geçirirler. Her ne kadar 1703 isyanından sonra Hüseyin'i ailesi Kudüs'teki itibarını kaybettiyse de çünkü isyanın başını çeken Muhammed el-Hüseyin'i yakalanmış ve idam edilmişti ve bunun sonucu da Hüseyin'i ailesine bir takım yaptırımlar uygulanmıştı. İşte Hüseyin'i ailesi bu isyandan sonra itibarını kaybetmiş olsa da isimlerini Budeyye olarak değiştirmişler ve Kudüs'te kadılık, müftülük, nakib-ül eşraflık gibi yine önemli görevleri uhdelerinde bulundurmaya devam etmişlerdir. Halidi ailesinin mensupları ise Kudüs Mahkemesi'nin baş katipliği ve naiplik görevlerini üstlenmişlerdir. Kudüs Kalesi'nin dizdarlık vazifesini ise nesilden nesile Aseli ailesi yürütmüş. Yine Alemi ailesi ise Kudüs'teki birçok vakfın yönetiminde söz sahibi olmuştur. Evet, 18. yüzyılda bu gelişmelerle sonlanmış ve asıl 18. yüzyıldaki en büyük gelişme ise 1798 yılında Napolyon Bonaparte'ın Mısır'da Kahire'yi işgaliyle başlamıştır. Tabii ki bu süreç yani Napolyon Bonaparte'ın Kahire'yi işgali Kudüs'ün de dolaylı olarak bu işgalden etkilenmesine neden olmuştur. Tabii bu işgalin ayrıntılarını daha öncelerinde biz kaleme aldık ama bunlardan tek tek yine bahsederek konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Burada önemli olan birkaç hususa değinmek istiyorum. Napolyon Bonaparte'ın Kahire'yi işgalinden sonra özellikle İngilizlerin de buradaki sömürülerine engel olması düşüncesiyle Fransızlara cephe alması Napolyon Bonaparte'ın Kahire'de sıkışmasına neden olmuş ve Napolyon Bonaparte ya geri çekilecek ya da
Şam üzerine doğru yürümeye devam edecekti ve Şam üzerine doğru yürümeye karar verdi. Ancak burada kendisini Akka valisi Cezzar Ahmet Paşa büyük bir bozguna uğrattı ve Cezzar Ahmet Paşa'nın bozguna uğratmasıyla birlikte Fransız birlikleri ve Napolyon Bonaparte geri püskürtüldü. Şimdi burada yaşanan savaşta özellikle Kudüs Sancak Bey'i bu dönemde Ebu'l-Merak Muhammed Paşa. Ebu'l-Merak Muhammed Paşa'nın da Fransızlara karşı verilen mücadelede çok büyük hizmetler ettiğini görmekteyiz. Bu bakımdan Kudüs'ün de bu dönemde sancak olarak önemini göstermesi bakımından Ebu'l-Merak Muhammed Paşa'nın yürütmüş olduğu bu hizmetler oldukça önemli. Ancak burada özellikle dikkatimizi çeken bir husus var ki o da şu, Cezzar Ahmet Paşa, Ebu'l-Merak Muhammed Paşa ve Mısır'da daha sonra karşımıza çıkacak Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi yerel yöneticiler arasında bir iktidar mücadelesi yaşanmasına neden oluyor 19. yüzyılın başlarında yaşanan bu siyasi olaylar. Bunlarla ilgili olarak hemen Cezzar Ahmet Paşa'nın Ebu'l-Merak Muhammed Paşa ile büyük bir husumet yaşadığını. Çünkü Ebu'l-Merak Muhammed Paşa Mısır valiliğine getiriliyor. Daha sonra Haç Emirliği görevine getiriliyor ve bu gelişmeler Cezzar Ahmet Paşa'nın çok da hoşuna gitmiyor. Ve Cezzar Ahmet Paşa da Gazze ve Remne'yi zapt ederek yönetici olarak buralara kendi adamlarını atıyor ve Yafa'yı da muhasara altına alıyor. Yani Napolyon Bonaparte'ın Kahire işgaliyle başlayan bu dönemde yerel yöneticiler, Osmanlı Devleti'nin yerel yöneticileri vermiş olduğu iktidar mücadeleleri neticesinde burada bir takım karışıklıkların yaşanmasına neden oluyor diyebiliriz. Kudüs halkı da bölgedeki iki başarılı devlet adamının bu mücadelesi karşısında aslında başlangıçta taraf tutmazlar. Fakat Ebu'l-Merak Muhammed Paşa'nın Osmanlı ordusu için yerine getirdiği hizmetlerde oldukça fazla mal ve paraya ihtiyaç duyması ve bunları karşılamak için sürekli halka başvurması gibi gelişmeler Kudüs ulemasını ve ayağının Cezzar Ahmet Paşa tarafında yer almasına neden olmuştur. Yani halk kendisinden çok da fazla vergi alınması karşısında artık tarafını Cezzar Ahmet Paşa'dan yana belli ediyor. Ebu'l-Merak Muhammed Paşa hakkında sürekli gelen şikayetler üzerine merkez yönetim bu defa kendisini Diyarbakır valiliğine atıyor ve Cezzar Ahmet Paşa'ya artık yeni görevler verilmiş oluyor. İşte bu iktidar mücadelelerinin yaşandığı bir dönemde Kudüs'ü yine doğrudan olmasa bile dolaylı olarak etkileyen en önemli gelişmelerden bir tanesi de Vehhabi işgalidir. Hicaz'da yaşanan Vehhabi işgalidir. Hicaz'da yaşanan Vehhabi tehlikesinin etrafında yaşanan yerel yöneticilerin iktidar mücadeleleri işte bu şekilde gerçekleşirken Kudüs'te 1808 senesinde Kıyamet Kilisesi'nde çıkan yangın devlet ve toplum arasında büyük bir krize neden olur. Kilisenin tamiri meselesinde anlaşmazlığa düşen Ermeni Katolikler ile Rum Ortodoksların bu çatışmasına Yeniçeriler de katılır. Devletin duruma müdahale etmesi üzerine Yeniçeri askerleri isyan çıkarır ve Yeniçeriler Kudüs mütesellimini şehirden kovarak kaleyi de Kudüs Kalesi'ni de ele geçirirler. Bu esnada Trablusşam'daki isyanları bastırmakla meşgul olan Şam valisi Genç Yusuf Paşa, Kudüs'teki isyanın bastırılması için Sayda valisi Süleyman Paşa'dan yardım ister. Ancak Yusuf Paşa'nın tehditkar tavırları Yeniçerilere geri adım attıramaz. Bunun üzerine Genç Yusuf Paşa, Kudüs'e gönderdiği askeri birlik ile isyanı bastırmış olsa bile Hicaz meselesinde yani Vehhabi işgaline karşı göstermiş olduğu zafiyet sebebiyle bütün görevlerine son verilir. Bu defa Hicaz meselesi için görevlendirilen Mısır valisi Mehmet Ali Paşa bu dönemde tarım ve ticaretle ilgili politikaları sayesinde hazinesini güçlendirmiş,
ve Osmanlı Devleti'nden önce Mısır'da kendisi modern bir ordu kurmuş olduğundan Hicaz'daki Vehhabi işgalini oğullarının komutası sayesinde sonlandırır ve bu isyanı sonlandırdıktan sonra Osmanlı Devleti'yle bir takım pazarlıklara girişir. Kendisi için Mısır valiliğini, oğlu İbrahim Paşa için Şam ve Anadolu valilikleri gibi valilikleri talep eder. Ancak Sultan II. Mahmut bu taleplerin hiçbirisine sıcak bakmadığından dolayı 1831 yılında Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan eder ve Kütahya önlerine kadar gelen bu isyan sonucunda Avrupalı devletlerin araya girmesiyle Mısır valiliği babadan oğula geçecek şekilde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bırakılır. İşte 1831 ila 1841 yılları arasında bu 10 yıllık süreçte de Kudüs'ün Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa hakimiyetinde kaldığını söyleyebiliriz. Ancak baktığımızda bu dönemde bile, yani bu yaşanan 10 yıllık süreçte bile Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde, yönetiminde yaşanan şeylerin aynıyla Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetiminde de yaşandığını görmekteyiz. Yani yönetim bakımından çok da fazla bir değişiklik gösterdiğini söylememiz mümkün değil bu 10 yıllık süreç içerisinde. Evet, işte Avrupalı devletlerin müdahalesiyle Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanının sonlandırılması 1841 yılında Kudüs'te tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Ve bu dönemde Tanzimat döneminin de etkisiyle şehirde yeni kurumlar açılmıştır. Mesela 1863'te Kudüs Belediyesi ilk olarak açılmış ve sancak yönetimini düzenlemek üzere bir idare meclisi kurulmuştur. 1867'de telgraf sistemine kavuşmuştur Kudüs. Yafa ile arasında 1868'de karayolunun açılmasıyla Kudüs'ün dış dünya ile ilişkileri geliştirilmiştir diyebiliriz. Yine 1868'de inşa edilen hükümet konağı hem işlevsel hem de sembolik olarak Kudüs'ün hinterlandı ile birlikte payitaht İstanbul'a daha sıkı bağlandığını göstermektedir. Böylelikle önceleri Filistin'deki siyasal gücün merkezi bir liman kenti olan Akka iken bu merkez daha içeride yer alan Kudüs'e kaydırılmış olmuştur. Öyle ki 1871 vilayet nizamnamesinin çıkarılmasının ardından Kudüs doğrudan merkeze bağlı bir mutasarrıflık haline getirilmiştir. Bu durum aynı zamanda dini sahada etkinlikleriyle tanınan Kudüs eşrafının idari sahada da kendilerini göstermesine yol açmıştır. Yani Kudüs'ün mutasarrıflık haline getirilmesiyle birçok din adamı, birçok ulema Kudüs'ün yönetimine de dahil olmuşlardır diyebiliriz. Kudüs'te idari meclis üyeliklerine, mahkeme heyetlerine, belediye başkanlığına ve devlet dairelerindeki çeşitli memurluklara yerleşen Kudüs eşrafı yönetimde daha etkin bir rol oynamışlardır diyebiliriz. Evet, gelelim belki Kudüs'le ilgili en fazla merak konusu olan, Osmanlı döneminde Kudüs'le ilgili en fazla merak konusu olan 2. Abdülhamit dönemine. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kudüs'te yaşanan bu değişimlerin arka planında Osmanlı merkez yönetiminin şehri olan ilgisi yatmaktadır. Bu ilgi özellikle 2. Abdülhamit devrinde en üst seviyeye çıkmıştır diyebiliriz. Ancak Kudüs'e bu dönemde sadece Osmanlı padişahlarının değil, aynı zamanda Avrupalı devletlerin de ilgilerinin arttığını söylememiz gerekir ki bu dönemde Kudüs'te birçok konsolosluğun açıldığını, Avrupalı devletler tarafından konsolosluğun açıldığını söyleyebiliriz. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın 10 yıllık işgali döneminde Avrupalı devletlerin Kudüs'te konsolosluklar açmasına izin verilmesi, bu devletlerin kutsal şehirde nüfuzlarını, etkilerini artırabilmelerinin önünü açmıştı. Filistin bölgesinin tamamında bu etkilerini hissettirmeleri Osmanlı Devleti'nin bu duruma karşı önlem almasına neden olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise Filistin'e gerçekleşen Yahudi göçlerinin etkisiyle bölgedeki Avrupa nüfusu
giderek artış göstermiştir. Yahudileri bu göç için teşvik eden unsur 18. yüzyılın ikinci yarısında Batı siyasal düşünce sistemleri içerisinde doğan Siyonizm hareketidir. Siyonizm, Yahudilerin Filistin'de bağımsız bir devlet kurmasını ve Yahudiliğin tüm kurumları ile bu topraklarda dirilmesini amaçlayan evrensel bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hareketi savunanlar arasında yer alan Dr. Pinsker'in görüşleri doğrultusunda Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Siyon aşıkları adıyla birçok cemiyet açılmıştır. Bu cemiyetlerin en önemli faaliyet alanı ise Filistin'de kolonizasyon kurma girişimleridir. Burada bu amaca hizmet eden iki önemli ismi zikretmek gerekir ki bunlardan birisi Theodor Herz ve diğeri de Baron Edmond de Rothschild'dır. Evet, bu iki isim gerçekten Siyonizm hareketlerinin gerçekleşmesi için, özellikle Kudüs'te gerçekleşmesi için büyük işler peşinde koşmuşlar ve bunların bir kısmını da gerçekleştirmişlerdir diyebiliriz. Siyonizme siyasi bir kimlik kazandıran Theodor Herz, Yahudileri bulundukları topraklardan Filistin'e göçmelerini sağlamaya çalışan isimdir. Aralarında Yahudi düşmanlığı kavramının yaygınlık kazanmasının onları göç için ikna edebileceğini düşünür Theodor Herz. Herz'e göre bu kavramın Yahudi zihinlerinde meydana getireceği algı, kendilerini içlerinde yaşadıkları halkın yabancısı olarak gösterecek ve böylelikle Filistin'e olan göçlerini de hızlandıracaktı. Yahudilerin Filistin'de bir araya gelmeleri ve bu toprakları yurt edinmeleri ise halifelik ünvanını en fazla vurgulayan 2. Abdülhamit'in politikalarına oldukça aykırıydı. Bu doğrultuda 2. Abdülhamit, Filistin'e gerçekleşecek Yahudi göçlerinin kutsal topraklarda Osmanlı hakimiyetini tehlikeye sokacağından hareketle bu göçlere karşı bir dizi tedbirler almayı başardı. Dört kısımda incelenebilecek bu tedbirlerden ilki Dışişleri Bakanlığı'nın yani Hariciye Nezareti'nin sorumluluğundaydı. Buna göre nezaret, Siyonizmin diğer devletler tarafından benimsenmesine engel olmak için yurt dışındaki tüm diplomatik gayretini bu meseleye sarf edecek. İkinci tedbir ise İçişleri Bakanlığı yani Dahiliye Nezareti'ni ilgilendirmekte, Siyonistlerin Filistin'e girişlerini önlemek için gerekli tedbirleri alacak, bölgedeki valiler ile sürekli iletişimde olacak ve güvenlik güçlerini olumsuz bir duruma karşı da koruyacaktı. Üçüncü tedbir olarak ise yani Bab-ı Ali dediğimiz merkez yönetim her türlü önleme rağmen Filistin'e sızan Yahudileri kapitülasyonlardan muaf tutacak ve Avrupalı devletlerin himayesinden yoksun bırakacaktı. Son tedbir ise Defteri Hakani'nin yani bugünkü Maliye Bakanlığı diyebiliriz, Yahudi göçmenlerin Filistin'de arazi satın almalarına engel olmaya yönelikti. Evet, bugün birçok konuda bu hususlar farklı görüşlerde aksedilse de 2. Abdülhamit'in bu dört önemli tedbir sayesinde Filistin'deki Yahudi göçlerini engellemeye çalıştığını görmekteyiz. Sanırım süremin sonuna doğru geliyorum. Muhammed Bey ekranda gözüktü. O yüzden hemen toparlayıp inşallah konferansı tamamlayalım. Evet. Şimdi Theodor Herz bu Siyonist düşüncelerle hareket ederken Baron Edmond de Rothschild ise Filistin'de Yahudi bir devletin kurulmasının en önemli basamağının göçlerin sessizce yürütülmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti'nin aldığı tedbirlere rağmen, yani 2. Abdülhamit'in almış olduğu bu tedbirlere rağmen Rothschild Filistin'de gizlice faaliyetler yürütmeye devam etti. Filistin'de satın aldığı topraklarda bazı koloniler kurdu. Sadarete, yani bugün başbakanlık diyebiliriz, Kudüs mutasarrıfı başta olmak üzere bölgedeki yöneticilerden gelen raporlar Yahudilerin bu faaliyetlerinden ayrıntılı olarak bahsetmekte. Bu doğrultuda Kudüs mutasarrıflığında hizmet eden kaymakam mülazımlarından Boyacıyan Mihran 1891 yılında kaleme aldığı mektubu önemli bilgiler içerir. Mihran bu mektupta aynen şöyle der. Rothschild başta olmak üzere bazı Yahudi cemiyetlerinin
Hayfa ile Gazze arasında satın aldıkları arazilerde koloniler kurduklarına, ziraat işlerini profesyonel olarak yürüttüklerine, ticarette bunların mahir insanlar olduklarına dikkat çeker. Boyacıyan, Mihran bunlara dikkat çekmekte. İşte bundan bir sene sonra yine başbakanlığa gelen, sadarete gelen başka bir raporda ise Rusya'dan gelerek Hayfa'ya, Hayfa şehrine yerleşen Yahudilerin burada Rothschild ile diğer bir Yahudi'ye ait köylere yerleştiğini ve sayılarının da 1400'e kadar ulaştığını bildirmektedir. İşte bu doğrultuda kıymetli dinleyiciler, 2. Abdülhamit bu raporlar üzerine şöyle bir emir yayınlar. Bu emri doğrudan okumak istiyorum müsaadeniz olursa. Havali-i Meskure'de, yani zikri geçen toprak parçalarında, Yahudilerin iskan ettirilmemesi hakkında mükerreren, yani tekrar tekrar, iradat-ı seniyye-i mülükane, yani Osmanlı padişahlarının emirleri, fermanları, ısrar buyurulduğu halde Hayfa'da Musevi kariyeleri teşekkülüne meydan verilmesi, yani Hayfa'da Yahudilerin oluşturduğu köylerin inşasına meydan verilmesi, esbabının tahkik, yani bunların araştırılması ve bu yoldaki mehazirin cidden önü alınacak surette lazım gelen tedbirlerin Meclis-i Vükela'da müzakere edilerek mazbatayla birlikte arz edilmesini sadarete emir olarak, ferman olarak yazmıştır 2. Abdülhamit. Ve son olarak işte Yahudilerin Filistin topraklarında yerleşmelerine izin verilmemesi hususunda çıkan bu fermanlara rağmen Rothschild'ın Filistin'deki temsilcileri sayesinde arazi alımları devam etmiştir. İslam ve Osmanlı hukukuna hakim olan bu temsilciler fiyat pazarlığı, sorumlu tapu senetleri, istimlak ve çiftçilerin vergilendirilmesi gibi hususlarda yerel yönetimle sürekli irtibat halinde olmuşlardır. Bu ilişkileri sayesinde Hayfa'dan Yafa'ya doğru uzanan hat boyunca birçok araziyi satın alan Rothschild, buralarda kurduğu kolonilere yönetici, ziraatçı, hekim, öğretmen ve mühendisler göndermiştir. Böylelikle Rothschild, Filistin'de kalıcı bir Yahudi yerleşiminin ilk temelini atmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin işgaliyle birlikte ise 1917 yılında Kudüs ve Filistin'de 4 asırlık Osmanlı yönetimi de son bulmuştur diyerek ben 400 yıllık bir dönemi bu şekilde bir saate sığdırarak konuşmama son veriyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Sizi yorduk biraz, hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bu kıymetli bilgiler için. Şimdi biraz da soru cevap inşallah olacak. Arkadaşlarımızdan bir takım sorular geldi. Yine dernekten görevli arkadaşlarım da sorular olursa bana gönderecekler, iletecekler. Şimdi YouTube'dan biliyorsunuz canlı yayın yaptık. Orada sohbet kısmı biraz karıştı. Arkadaşların çok soruları var. Bilmiyorum siz takip edebiliyor musunuz? Yok, ben oradan edemiyorum. Sesle karışık olmasın diye etmedim ben. Evet. Güldüren yorumlar da oldu içerisinde. Birçok arkadaşımız yazıyor. Öğrenci arkadaşlarımız ziyade galiba katılım sağlayanlar içerisinde. Not alırken yetişemedim. Materyaller paylaşılacak mı diye sormuşlar. Çok bilgi var, çok tarih var. Bunu kaydedecek misiniz diyenler var. Bildiğim kadarıyla şu an bu sohbet, bu muhabbet, bu konferans kaydediliyor. Ama ilerleyen zamanlarda paylaşılır mı? Siz müsaade eder misiniz? Dernekteki arkadaşlar bunu yapar mı bilemiyoruz. Onu onlar cevaplasınlar. Bu, ben birkaç duyuru yapayım hocam. Ondan sonra müsaadenizle sorulara geçelim. Ben sadece o arkadaşların hani endişesine cevap olmak maksadıyla. Yani çok bilgi var deniliyor çünkü. İnternet ortamında da var. Bu huzuru bekleyen şehir Kudüs adlı ilim yayma cemiyetinin yayınları arasında çıkan bir kitap bu. Burada benim yazmış olduğum bölüm de bu. Osmanlı yönetiminde Kudüs. Ben daha çok buradan aktardım bilgileri. Bu kitabın tamamına PDF olarak arkadaşlarımız ulaşabilir. Önümüzdeki haftalarda yayın yapacak olan hocalarımızın da bu kitapta bölümleri var. Bundan oldukça istifade edebilirler. Teşekkür ederiz hocam. Öğrenci arkadaşlarımızın birçok sorusu var. Her şeyden önce bir arkadaşımız
Yoklama ne zaman alındı demiş. Başından beri ben buradaydım demiş. Yoklama ile alakalı ilk program olması hasebiyle biraz sıkıntı yaşandı galiba. Dernekten bir arkadaşımız da bana ulaştı biraz evvel. İlk program olması hasebiyle bugün birazdan YouTube sohbet kısmına arkadaşlarımız yoklama linkini tekrar sabitleyecekler. Oradan o sabitlenen linki tıklayarak siz de yoklamanızı verebilirsiniz. Görmeyenler, tekrar duymayanlar bu link üzerinden kendilerini var yazdırabilirler diyelim. En yoğun gelen soru buydu. Bundan sonraki haftalarda da biraz daha dikkatli olmanızı rica ediyoruz. Çünkü arkadaşlar dediler ki yoklamalar 15 dakikayla sınırlı olacak. Programın bir kısmında 15 dakikalık bir zaman ayrılacak buna. Sizler program devam ederken o linke erişip oradan yoklamanızı verip tekrar geri döneceksiniz. Bu şekilde devam edecek. Materyaller hocamın biraz önce bahsettiği gibi biraz evvel yine sohbet kısmında da birkaç arkadaşımız Abdullah hocamızın ilgili makalelerinden birkaç başlık paylaştı. Onlar da zannederim şimdi buranın konusu olmasın. WhatsApp Telegram grubunda bunların da cevaplarını arkadaşlarımız versinler. Bunu duyurduk. Dersimiz kaydediliyor dedik. Onu da duyurduk. Şimdi soruya geçelim müsaadeniz hocam. Bir arkadaşımız demiş ki merhaba hocam. Theodor Herzl'in İsrail devletinin kurulacağını düşünmesinin sebebi Osmanlı yönetimiyle mi, Filistin'de yaşayan halkla mı yoksa sadece kendi planına güvenmesi ile miydi demiş. Ne dersiniz? Theodor Herzl, Siyonist fikrini en fazla hayatında tatbik eden önemli Yahudilerden bir tanesi ve Osmanlı Devleti ile de sık sık iletişim kurmaya çalışan, ancak bunların çoğunda red cevap alan, 2. Abdülhamit ile görüşme talebinde bulunan ama birçoğunda da buna karşılık bulamayan bir isim. Ancak bu dönemde biliyorsunuz yani 2. Abdülhamit dönemi de devletin dış borçlanmalarının oldukça yoğun olduğu bir dönem ve ister istemez Yahudilerin de para kaynağının başında bulunmaları, Osmanlı Devleti'nin de onlardan bir takım, yani onlarla irtibata geçmesinin önüne açıyor. İşte bu anlamda Theodor Herzl Osmanlı Devleti ile de bu anlamda iletişime geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii Filistin'de Yahudilerin Filistin'e göç etmesiyle ilgili olarak Rothschild de farklı düşünüyorlar. Yani Theodor Herzl bunun Osmanlı Devleti ile iletişime geçilerek, buradan toprak satın alınarak, yani açık bir şekilde toprak satın alınması yoluyla gerçekleşmesini öngörüyor. Ancak Rothschild ise Osmanlı Devleti'nin buna asla ve asla izin vermeyeceğini, özellikle 2. Abdülhamit'in buna asla ve asla izin vermeyeceğini, bu faaliyetlerin gizlice yürütülmesi gerektiğini düşündüğünden Herzl'le ayrı düşüyorlar ve dediğim gibi daha çok Rothschild'ın gizli yürütmüş olduğu faaliyetler sonucunda Yahudiler ilk olarak bu doğrudan Kudüs'e olmasa da Kudüs'ün etrafında bulunan Sayda, Hayfa, Yafa gibi şehirlere koloniler kurmaya başlıyorlar. Sesinizi açın isterseniz Muhammed. Çok pardon. Çok teşekkür ederiz. Kitaplarla alakalı bir soru daha geldi. Arkadaşlarımız sohbet kısmında tartışmaya devam ediyorlar. Sonunda çekiliş olduğu için, ödül güzel olduğu için bir kıyasaya yarış var galiba burada. Kitabın ismini tekrar zikredebilir mi hocamız demiş bir arkadaşımız. Bir başkası da demiş ki Osmanlı'da Kudüs ile alakalı kaynak paylaşabilir mi hocamız bizimle? Evet, Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs kitabın ismi. İlim Yayma Vakfı yayınlarından çıkan prestij bir eser olduğu için satışı yok diyebiliyorum. Ancak kitabın PDF'ini internet ortamına koydular. Yani herkesin istifade etmesi için. Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs başlığıyla. Eğer bulamazlarsa arkadaşlar biz sizlerle paylaşırız. Siz Telegram grubundan kitabın PDF'ini paylaşabilirsiniz bu arkadaşlarla. Evet, en güzel o şekilde olur galiba. Olabilir, evet. Osmanlı'da Kudüs'le ilgili kaynak paylaşabilir mi demiş bir arkadaşımızla. Aklınıza gelen birkaç tane varsa. Osmanlı'da Kudüs'le ilgili hemen şöyle arkama döneyim. Birkaç tane hemen kitap göstereyim. Görmeleri de faydalı olur. Lütfen.
Yani Osmanlı'da Kudüs çalışmaları son yıllarda artan bir alan diyebilirim. Hı hı. Bunun öncesinde çok fazla çalışmalar yoktu. Mesela Amy Singer'ın Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler adlı kitabı Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılına ışık tutan önemli bir akademik çalışmadır diyebilirim. Hemen akabinde 17. yüzyılı merak eden arkadaşlar için Dror Zeyvi'nin Kudüs adlı çalışmasını yine önerebilirim. Bunlar yabancıların, yani daha çok İsrailli vatandaşların yapmış olduğu çalışmalar. Günümüzde Türkiye'de de Kudüs çalışmaları, yani belki daha henüz hala emekleme aşamasında ama en azından bir kıpırdanma olduğunu söylemek mümkün. Enstitüler ya da araştırma merkezleri var mıdır hocam? Bir ara soru olarak sorayım. Orta Doğu araştırmaları vesaire gibi bazı enstitüler, araştırma organları, kurumları var ya. Kudüs'le alakalı var mı böyle bir şey? Türkiye'de daha çok üniversitelerde Kudüs toplulukları var. Yani Kudüs araştırma topluluğu, öğrencilerin kurmuş olduğu topluluklar var. Ama şu an merkez olarak sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, Marmara Üniversitesi'nde bir tane merkez olmalı. Ya da Orta Doğu, daha çok Orta Doğu Araştırmaları Merkezi bünyesinde yer almakta. Alaaddin Dolu Hoca'nın Osmanlı Kudüs'ü, yine 18. yüzyılı esas alan bir eser. Hani böyle yüzyılı yüzyılı gidiyorum ki anlaşılır olsun. Bu da acizane benim kaleme almış olduğum 19. yüzyılın başlarında Kudüs adlı kitap, Abdullah Çakmak. Yine farklı yazarların bir arada olduğu Kudüs Tarih, Şehir ve Toplum, İLEM yayınlarından çıkan kaynaklar mevcut. Tabii bunları sayılarını artırmak yine mümkün. Demiş olduğum gibi bu Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs kitabında da Kudüs'ün hem dinler tarihi açısından önemi, hem buradaki tarihi seyir, buradaki imar faaliyetleri, sanatsal faaliyetler gibi birçok alanda yazılmış bir kitap olduğu için o kitabı da öneririm. Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Bir başka soru, Theodor Herzl'in Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin huzuruna çıkıp Filistin'den toprak istediği iddiası doğru mu demiş bir arkadaşımız. Evet, yani doğru. Bu görüşmeyi zor belada olsa Theodor Herzl 2. Abdülhamit'le yapıyor ve Filistin'den Yahudiler için toprak istiyor ama çok şiddetli bir şekilde 2. Abdülhamit buna karşı çıkıyor. Bu bir tarih dizisinde de dikkat çekilen bir sahne olmuştu. Oradan mühem sormuşlar galiba. Bir arkadaşımız da İttihat ve Terakki'nin de Siyonizm'e o dönemde destek verdiğini söyleyebilir miyiz diyor. Yani bununla ilgili İttihat ve Terakki ile ilgili çalışmalar yapan hocaların akademik çalışmalarına bakmak lazım. Şimdi ben buradan doğrudan bir şey söylesem yanlış olabilir. İttihat ve Terakki Cemiyeti üzerine çalışma yapan hocaların eserlerine bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Siyonizm Osmanlı Yahudi vatandaşları tarafından nasıl karşılandı, karşılık bulabildi mi? Hareketler ve toplu göçler oldu mu? Sadece Avrupa ve Rusya'dan mı göçler oldu Filistin topraklarına demiş bir arkadaşımız. Bu da son soru olsun hocam. Evet, zaten sorular da hep Siyonizm ve 2. Abdülhamit dönemiyle alakalı. Yani Türkiye'deki ilgi de hep 2. Abdülhamit dönemine, yani Kudüs'te 2. Abdülhamit dönemine bir yoğunlaşma söz konusu. Sorular da hep oradan gelmiş. Siyonizmin tabii ki Osmanlı Devleti hakimiyetindeki diğer topraklarda bulunan vatandaşların bu fikre katılması mümkün değil. Yani en azından Müslümanların bu fikre katılması mümkün değil. Biz bugün nasıl kökten bu fikri reddediyorsak o dönemdeki Osmanlı vatandaşı da, Osmanlı Müslümanları da bu fikri reddetmekteydi. Tabii Yahudi ki, vatandaşlar tarafından. Yahudilerin böyle bir fikre, hani nasıl diyelim, sudan çıkmış balık gibi sarılmaları, en azından onlara bir can olmaları tabii ki söz konusuydu. Yani Osmanlı Devleti'nin farklı toprak parçalarında yaşayan Yahudiler bu fikri benimsemekteydi. Biraz kendi hissim, Osmanlı Yahudileri Siyonizm düşüncesine pek katılmamışlar gibi bir cevap bekledim ben de. Arkadaşımız da ona meyyal bir galiba cevap bekliyordu. Şimdi şöyle, yani yakın zamanda mesela 1821'de biliyorsunuz Mora isyanıyla birlikte artık Osmanlı Devleti'nden hani kopuşlar başladı. Yani Hristiyanların başlatmış olduğu bu isyan sonucunda yeni devletler ortaya çıkmaya başladı.
en azından Yahudiler de acaba biz de kendimize ait bir devlet kurabilir miyiz düşüncesini benimsiyorlardı. İşte Siyonizm bu anlamda onlara büyük bir destek oldu diyebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Sizi bu akşam yorduk biraz. Hakkınızı helal edin. Paylaştığınız kıymetli bilgiler için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Son sözlerinizi alabiliriz hocam. Ben teşekkür ediyorum Muhammed Safa Bey. Hem Burak Derneği'nin bu projeyle birlikte bizi geniş bir katılımcı kitlesiyle buluşturduğu için, Kudüs'e dair bir saatte olsa bir şeyler söyleyebildiysek, aktarabildiysek, öğretebildiysek ne mutlu bize. Ben projenin tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hürmet ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Arkadaşlar, sizler için duyurularımızı tekrar edeceğiz. Sizler biraz daha kalırsanız seviniriz. YouTube sohbet kısmından epey soru geldi. Soruların birçoğu mükerrerdi aslında. Bu yoklama işini tekrar hatırlatalım. Duyurularımızı tekrardan okuyalım ve sizlere veda edelim. Biraz önce Burak Derneği tarafından tekrar sabitlenmişti. Şu an göremiyorum. Arkadaşlar tekrar sabitlerler galiba. Bu yoklama işini bu programa, bu ilk programa has olmak üzere bugün tekrar yoklamayı arkadaşlarımız sizler için paylaştılar. Fakat bundan sonraki programlarda, bundan sonraki haftalarda yalnızca 15 dakika vaktiniz olacak. Kendinizi var yazdırabilmek, yoklamaya katılabilmek için. Bundan dolayı dikkatli olmanızı sizden rica ediyoruz. YouTube'daki sohbet kısmını dikkatle incelemenizi rica ediyoruz. Burak Derneği'nin, bakınız, sohbet kısmının en üst tarafında bir sabitlediği yorum var. Oraya tıkladığınızda şu an Telegram sayfamızın linki orada bulunuyor. Ama 15 dakika boyunca da yoklama linkimiz orada bulunacak diyelim. Şu duyuruları tekrardan okuyayım ve veda edelim bugün sizlere. Arkadaşlar, görevlerle alakalı materyallere ulaşmak, merak edilen sorulara cevap bulabilmek için Telegram sayfamıza abone olmanız gerekiyor. Her şeyden önce Telegram ile alakalı da birçok sorular benim gözüme ilişti YouTube sohbet sayfasında. Telegram olmayanlar ne yapsın kabilinden sorular da vardı. Telegram'ı telefonunuza indirin arkadaşlar. Dernek yöneticisi arkadaşlarımız Telegram üzerinden böyle bir birliktelik ve bilgi paylaşımı sağlamayı uygun görmüşler. Siz de bu karara uyum sağlayarak oradan iletişime geçebilirsiniz. Ders yoklamaları ders aralarında sohbet bölümünde paylaşılan link üzerinden alınacaktır. Paylaşılacak bu link üzerindeki gerekli yerleri 15 dakika içerisinde doldurarak sizler de yoklamaya katılmış sayılacaksınız. Ve görevlerle alakalı sorular derslerden sonra 22:30-23:00 saatleri arasında Telegram grubundan paylaşılacak link üzerinden cevaplandırılacak. Yani bugün birazdan yayınımızı kapatacağız. Şu an 22:29. 5 dakika içerisinde bahsetmiş olduğumuz Telegram grubundan da link üzerinden sorular cevaplandırılacak demiş arkadaşlarımız. Kaydının tamamlanıp tamamlanmadığını soranlar oluyor, merak edenler oluyor diye bir not alınmış buraya. Kayıt formunda bulunan gerekli bölümleri doldurduysanız başvurunuz tamamlanmıştır. Programla alakalı teknik sorular sohbet bölümünden yazmanız durumunda arkadaşlarımız tarafından cevaplandırılacaktır demiştik. Çekilişe katılmak için de belirlediğimiz şartlarda bir güncelleme yapmıştık. Onu da yine programın başında sizlerle paylaştık. Çok yoğun bir talep vardı bu programa. Birilerine ulaşamamış olma ihtimalimizi göz önünde bulundurarak 6 derse katılım şartını 5 derse katılım ile mukayyet kılmak üzere güncellemiş idik. Böylelikle çekilişe katılabilmek için 6 dersin 5'ine katılmanız sizler için yeterli olacak. Materyal paylaşımı vesaire, PDF gibi konuları da Telegram sayfasındaki görevli arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Oradan cevap alabilirsiniz. Son olarak sizleri düzenlediğimiz bir kahvaltı programına da davet ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Tarih 27 Kasım 2022 Pazar günü, yani tam bir hafta sonra, saatler 10:00 gösterdiğinde Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da inşallah saat 1'e kadar kahvaltı programımız tertip edilecek, gerçekleşecek. Kahvaltı gelirleri ise Kudüs seyahatini kazanacak arkadaşlarımızın giderleri için kullanılacak diyelim. Bugünlük bizlerden bu kadar diyoruz. Burak Derneğimiz tarafından düzenlenen bu güzel programda Kudüs'e yürüyüş yeniden projesi kapsamında tertip edilen
Doktor, doçent doktor Abdullah Çakmak hocamızın sunumuyla Osmanlı'da Kudüs konferansını hep birlikte dinledik. Bundan sonra da programlarımız devam edecek. Arkadaşlarımız eğer hatırlatacağımız bir şey varsa onu da bizlere söylesinler. Hemen duyuralım ve kapatalım. Bir arkadaşımız yazmış, her hafta bir görev olacağını duyurmuştuk diyor. Bu haftanın görevi Filistin'e veda filminin izlenmesi. Filmin linki Telegram grubumuzdan paylaşılacak. Filmle alakalı önümüzdeki haftaki ders sonrasında da katılımcılara 5 sorunun olduğu bir form yine Telegram üzerinden gönderilecek. Anlamış olduğunuz üzere, duymuş olduğunuz üzere Telegram'ı çok zikrettik. Telegram mühim arkadaşlar. Bu programı, bu projeyi sağ salim kemale erdirebilmek için Telegram'a muhakkak dikkatle bakmanız, oradaki cevapları, soruları dikkatle takip etmeniz gerekiyor diyelim. Burak Derneği yöneticilerine ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı da siz kıymetli arkadaşlarımıza yine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşebilmek, mülaki olabilmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz efendim.